إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أستعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قيمة خالد الشريف الله سبحانه وتعالى جمعنزة مبارك إلسن Rabbim rızasına uygun bir şekilde yaşayıp ölebilmeyi, Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölebilmeyi bütün Müslümanlarla birlikte hepimize nasip eylesin. Allahümme amin. Kardeşler, size bugün öyle bir sözden bahsedeceğim ki Allah Subhanahu ve Teala bu söz için kainatı, dünyayı yarattı. İnsanı ve cinleri bu söz için yarattı. Bu söz o kadar değerli bir söz ki Allahu Teala Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberler geldikleri kavimlerine, milletlerine bu sözden bahsetmişlerdir. Bu söz cennetin vizesi olan bir sözdür kardeşlerim. Allah Azze ve Celle sana ve senden önce göndermiş olduğumuz bütün peygamberlere şunu vahyetmiş olmayalım ki La ilahe illahu, benden başka ilah yoktur. Benden başka ibadet edeceğiniz, benden başka boyun eğeceğiniz, benden başka teslim olacağınız başka bir ilah yoktur. La ilahe illa ene fa'budun, başka bir ilah yok ki Allah-u Teala olmadığı için öyleyse bana ibadet edin buyuruyor. Evet, bütün peygamberler kavimlerini La ilahe illallah sözüne davet etmişlerdir. Bu söz sebebiyle bu söze davet edilen Nuh Aleyhisselam'ın kavminden başlayın. Birçoğunuzun malumatı bilgisi vardır. Bütün kavimler peygamberlerine neler yaptılar? Hepiniz biliyorsunuz değil mi? Testereyle kesilenler, yurdundan çıkaranlar, öldürenler, malına el konulanlar, yani aklınıza gelebilecek olan bütün eziyetleri peygamberlerine yaptılar. Peki bu kavimler peygamberlerine ne diye vasıf veriyorlardı? El emin diyorlardı. Nuh aramızda çok dürüst birisi diyorlardı. Hud aramızda sevdiğimiz, değer verdiğimiz insan diyorlardı. Salih böyle. Hepsine kendileri emin diyorlardı. Hepsi onları seviyordu. Peki Salih, Hud, Nuh, Musa, İsa, İbrahim, Allah'ın selamı hepsi üzerine olsun. Kavimlerine ne yaptılar da düşman kesildiler? Ne yaptılar? La ilahe illallah'tan başka bir şey yaptılar mı? Onların mallarına mı gözüktüler? Hayır. Canlarına mı gözüktüler? Hayır. Namuslarına mı gözüktüler? Hayır.
Peki ne yaptılar? Sadece la ilahe illallah. Başka bir şey yok. Peki hocam, bu söz işte nasıl bir söz ki? Bu sözün nasıl bir ehemmiyeti, önemi var ki? Bu kavimler, bu milletler, bu peygamberler düşmanlık yaptılar. Onları öldürdüler, yaktılar, ateşe attılar, yurdundan çıkardılar, hapsettiler. İşte bu söz öyle bir söz. Bu söz Allah'ın katında o kadar değerli bir söz. Size cennetin vizesi diyorum, vizesi. Yani cennet hayali olanlar, cenneti Allah'tan isteyenlerin bu sözün ne anlama geldiğini, ne manaya geldiğini en iyi şekilde bilmesi gerekiyor kardeşlerim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebi Talip ölüm döşeğinde, ey amcacığım diyor, gel kul la ilahe illallah, gel la ilahe illallah de, gel la ilahe illallah de de sana karşı Allah'ın katında bir delilim olsun, bir hüccetim olsun diyor. Ebu Talip Mekke'nin liderlerinden, o kadar akıllı bir insan, la ilahe illallah sözünü söylemeyi niye gerek duymadı? Neden bunu söylemedi? Çünkü kardeşler, la ilahe illallah kuru bir söz değildir. La ilahe illallah sadece bir söz değildir. Bu dünya, bu kainat, insanlar ve cinler, görmüş olduğunuz bütün mahlukat bu söz için yaratılmıştır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el-emin idi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah'a davet ettikten sonra kavminden çektiğini biliyorsunuz değil mi? Kavmiyle savaştı. Bedir, Uhud, Hendek, bildiğiniz savaşlar kardeşler, kavmiyle savaştı. Ve Allahu Teala ona Mekke'nin fethini nasip etti. Allahu Teala ona İslam'ın kapılarını sonuna kadar açtı. Öyleyse kardeşler, bu söz ne demektir? La ilahe illallah ne demektir? Bu söz yalnızca Allah'a ibadet edilmeyi gerektiren bir sözdür. Bu söz Allah'tan başka bir ilahın olmadığı gerçeğidir. Bu söz Allah'tan başka kimseye ibadet edilemeyeceğinin en büyük hakikatidir ve gerçeğidir kardeşlerim. Bu söz öyle bir sözdür kardeşler. Yalnızca bir olan Allah'a ibadet yapmayı gerekli kılar. Ve kardeşler, tarih boyunca insanlar, bakın ağaçlara, taşlara, yıldızlara, güneşe, putlara, cinlere ve insanlara ibadet ediyorlardı. Bilmiyor musunuz sanki? İnsanlar bunlara ibadet ediyorlardı. Peki bunlara ibadet eden insanlar, gelin sizi yaratan, kainatı yaratan, güneşi, ayı, yıldızları, sizin emrinize amade kılan, sizi bir kadın ve erkekle yaratan, size nesiller, çocuklar veren, kızlar erkekler veren, size sayısız bunca nimetler veren, bir olan Allah'a ibadet edin davetine niye düşmanlık yaptılar? Niye putları terk edemediler? Niye ağaç terk edemediler? Niye taşları terk edemediler? Niye cinleri terk edemediler? Niye yıldızları terk edemediler? Niye insanları terk edemediler de bir olan Allah'a dönemediler? İşte kardeşler, burası çok önemli. Çünkü bu sözün ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlardı. Bildiklerinden dolayı asla la ilahe illallah demediler. Allah-u Teala Saffat suresi ne buyuruyor? اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُونَ Onlar müstekbirlendiler, büyüklendiler, kibirlendiler. La ilahe illallah diyemediler. Çünkü deselerdi ne olacaktı? Deselerdi hayatları değişecekti. Deselerdi yaşantıları Allah'a ait olacaktı. Hayatlarının sahibi Allah-u Teala olacaktı. Demediler, diyemediler. Çünkü kendilerini yaratan Allah Azze ve Celle'ye teslim olmadılar. Deselerdi hakimiyeti, egemenliği, hayata dair ne varsa Allah'a bırakacaklardı. Deselerdi fayda ve zararı yalnızca Allah'tan bekleyeceklerdi. Deselerdi yalnızca Allah'a tevekkül edeceklerdi. Deselerdi la ilahe illallah yalnızca Allah'a dua edeceklerdi. Deselerdi la ilahe illallah Allah'tan başka kimseden fayda ve zarar beklemekleri, medet beklemekleri. Deselerdi la ilahe illallah kabirlerden etrafında dönmeyi bırakacaklardı. Kabirlerden, ölülerden bir şey istemeyi terk edeceklerdi. Ama demediler. Çünkü bunlar onlara ağır geldi. Bu davet o müşriklere ağır geldi. La ilahe illallah sözünü söyleyemediler kardeşler. Bakmış olduğumuz zaman insanların ibadet yaptığı o kadar varlık var ama hepsi yaratılmış. Bir tane yaratan var. Bir tane ibadet edilmeyi hak eden var.
bir tane yaratıcı var. O da alemin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. Başka yok. Hayatımız ve ölümümüz alemin Rabbi Allah içindir. Bizim yaşamış olduğumuz şu hayat zaten ona aittir. Ona ait olan bir hayatı onun istediği şekilde yaşamak zorundayız. O nasıl düzenlemişse, o nasıl dizayn etmişse o şekilde hareket etmek zorundayız kardeşim. Öyleyse la ilahe illallah diyen bir kimse, yani Müslüman bir kimse ne demek istiyor? Diliyle la ilahe illallah diyecek, kalbiyle, sıdkıyla bunu doğrulayacak ve en önemlisi amelleriyle bunu hayatında ortaya koyacak. Öyle kuru bir şekilde la ilahe illallah, la ilahe illallah, hani bunun doğruluğu, hani bunun ameli, nerede? Yarın bundan sorulacak. Sen sıdk ile söylemedin, sen la ilahe illallah'a göre yaşamadın diyecek Allah-u Teala ve senin kimseye konduramadığın o imanı kabul etmeyecek. Senin yüzüne vuracak. Senin böyle bir imanı istemiyoruz Allah-u Teala. Çünkü sen peygamberleri terk ettin, sen salihleri terk ettin, sen Ebu Hanife'lerin, İmam-ı Şafii'yi terk ettin, terk ettin. Kendi kafana göre, kendi kafanda bir din oluşturdun. Tıpkı müşriklerin söylediği gibi değil mi kardeşler? Bakın ifade ne kadar ağır aslında. Tıpkı müşrikler söylediği gibi. İnna vecedna abâhum ve inna alâ eserin muktedin müşrikler. Peygamberler onlara davet ettiler. Gelin dediler. Bir olan Allah'a ibadet edin dediler. Onlar dediler, biz atalarımızı, babalarımızı böyle bulduk. Biz yaşamış olduğumuz kavmi, milleti bu şekilde bulmadık. Biz böyle bulduk. O yüzden sizin anlattığınız bu din, bu davet bize bir garip geliyor. Bir garip geliyor. Evet kardeşler. Garip olmak, İslam olmak demektir. Garip olmak, Müslüman olmak demektir. Garip olmak, yalnız olmak demektir. Ama garip olmak, isminden de geldiği gibi Allah'a yakın olmak demektir. İşte Allah'a yakın olmak, yalnızca bir olan Allah'a kulluk yapmak demektir. Ve Allah-u Teala ibadetle birlemek demektir. Ve Allah'tan başka ibadetle ne kadar sahte ilah varsa hepsinden beraatımızı ilan etmek demektir kardeşler. Allah-u Teala Hac suresinde buyuruyor ki ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهُ وَالْحَقِّ. İşte Allah hakkın ta kendisidir. Ey insanlar, Allah-u Teala'nın hakkın ta kendisi olduğunu ispatlama ihtiyacı var mı? Yok. Ama bakın, dünyada insanlar Allah'tan başka ilahlara iltica ettiklerinden dolayı, yöneldiklerinden dolayı, ibadet ettiklerinden dolayı Allah-u Teala diyor ki ذَٰلِك. İşte böyle. Ve enne Allahu'l hak, işte Allah hakkın ta kendisidir. Ve enne ma yed'una min dinihi'l batıl. Allah'ın dışında ibadetleriniz ne kadar varsa hepsi batılın ta kendisidir. Evet. Bugün insanlar tıpkı Mekke müşten yapmış olduğu gibi Allah'ın dışında ne kadar batıl ilahlar varsa onların peşinden gidiyorlar. Onlara itaat ediyorlar. Onlara ibadet var. Evet. Demek ki bu söz mücerret bir söz değildir kardeşler. La ilahe illallah sözünün şartları vardır. La ilahe illallah sözünü bozan haller vardır, durumlar vardır, sözler vardır, fiiller vardır kardeşler. La ilahe illallah sözünü iptal eden meseleler vardır kardeşler. Bir kimse isterse günde 1000 defa la ilahe illallah desin, isterse 10.000 defa la ilahe illallah desin, isterse 1.000.000 kere la ilahe illallah desin. Ama onun hayatında la ilahe illallah sözünü söylediği halde onun hayatında namaz bile olsa, onun hayatında zekat bile olsa, o kurban bile kesse, o hacca bile gitse, bu kadar la ilahe illallah dediği halde eğer o kimse kabirlerden, canlı ve cansızdan fayda ve zarar bekliyorsa, işte bu söz boş bir söz kardeşler. Boş bir söz kardeşler. İstediği kadar 1.000.000 kere la ilahe illallah desin. Allah'ın hükmünden başka hükümlerin peşinden koşuyorsa boş bir söz kardeşler. Kardeşler, anlamanız için size bir örnek vermek istiyorum bakın. Anlaşılmayacak bir durum yok. Bir kimse düşünün. La ilahe illallah diyor. Namaz kılıyor. Zekat veriyor. Hacca gidiyor. Kurban kesiyor. Ama bu kimse peygambere yalancı diyor. Bu kişinin söylediği la ilahe illallah sözünün bir anlamı var mı? Soruyor musunuz size? Hiçbir anlamı yok. Kim bu insana Müslüman diyebilir? Hani la ilahe illallah diyen Müslümandı? Hani la ilahe illallah diyen cennete gidiyordu? Yine aynı şekilde bir kimse namaz kılsa, zekat verse, hacca gitse, la ilahe illallah dese ama peygamber görevini tam yapmamış dese kim diyebilir bu insana Müslüman diyebilir mi?
diyemez kardeşler. Kimse bu kimseye Müslüman diyemez kardeşler. Yine la ilahe illallah diyordur kimse ama diyor ki bu zamanda kredi helal diyor. Siz bu insana la ilahe illallah diyor diye Müslüman diyebilir misiniz? Soruyorum size. Demek ki la ilahe illallah her diyen Müslüman değil. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدٍ رَسُولَهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ. Bir kimse sizden biriniz diyor Allah'tan başka ilahın olmadığına ve benim onun Resulü olduğuma kalbinden sıdk ile doğru bir şekilde şahitlik ederse اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ, Allah o kimseyi ateşe haram kılar. Ama gördünüz mü? La ilahe interes etmedi. صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ. Kalbiyle onu doğrulayacak, kalbiyle onu tasdik edecek kardeşler. Öyleyse hep la ilahe illallah diyen cennetin yolcusu değildir kardeşler. Burası çok önemli kardeşler. Bir kimse düşünün, Müseylemetül Kezzam'ı düşünün. La ilahe illallah diyen birisiydi ama peygamberi iddia etti. Onun la ilahe illallah demesi ona Müslüman yaptı mı? Yapmadı. Demek ki la ilahe illallah'ı bozan sözlerden, fiillerden ne yapacağız? Uzak duracağız. Bir kimse düşünün, öğrencileri çoğaltayım anlayın diye. Adam içkiye helal diyor. Bir yandan la ilahe illallah diyor. Ne yapacağız şimdi biz bu adama? Müslüman mı diyeceğiz, kafir mi diyeceğiz? Tabii kafir diyeceğiz. Çünkü Allahu Teala'nın bir haramını inkar eden bir kimse. Allahu Teala bu kimseye kafir diyor. Biz de Allahu Teala kafir ismini verdiği için ona kafir diyeceğiz. Hani la ilahe illallah'ı kurtardı mı onu? Kurtarmadı. Fayda verdi mi ona? Fayda vermedi kardeşler. Öyleyse sahibu la ilahe illallah, la ilahe illallah sözünü sahip olan bir kimse eğer demokrasinin ve laikliğin peşinden koşuyorsa bu söz ona fayda vermez. Niçin? Niçin? Çünkü la ilahe illallah Allah'ın sistemidir. La ilahe illallah Allah'ın nizamıdır. La ilahe illallah olduğu zaman demokrasiye ve laikliğe ihtiyaç kalmaz. Ama adam la ilahe illallah diyor, bir yandan demokrasinin havariliğini, laikliğini, savunucunu yapıyor. Bu kimsenin la ilahe illallah ona bir fayda vermez. Vermez. Yine sahibi la ilahe illallah, la ilahe illallah diyen bir kimse eğer Allah'tan başkasından medet bekliyorsa, fayda ve zarar bekliyorsa bu söz ona fayda vermez. Sahibi la ilahe illallah, la ilahe illallah sözünün sahibi eğer Allah'tan başkasına tevekkül ediyorsa, eğer Allah'tan başka tevessül ediyorsa bu söz ona fayda vermez. La ilahe illallah sözünün sahibi Allah'tan başkasına dua ediyorsa bu sözü ona fayda vermez. Sahibu la ilahe illallah, la ilahe illallah sözünün sahibi Allah'tan başkasına kurban kesiyorsa, Allah'tan başkasına adak adıyorsa bu sözü ona fayda vermez. Bu sözün fayda verebilmesi için bu sözü bozacak olan sözlerden ve fiillerden uzak durmamız gerekiyor kardeşler. Öyleyse sahibu la ilahe illallah dediğimiz zaman la ilahe illallah sözünün sahibi bütün ibadetlerde Allah'ı birleyecek. Hiçbir ibadet çeşmi Allah'tan başkasını yapmayacak. La yusrafu anhu şey'un minel enva'il ibadet. Yani ibadet çeşitlerinin hiçbir tanesini Allah Azze ve Celle sarf etmeyecek. İlla lillah. Allah'tan başkası yapmayacak. Yalnızca Allah'a yapacak. Başka kimse yapmayacak. İşte bu la ilahe illallah sözünün anlamıdır kardeşler. İşte bundan dolayı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki men kâle la ilahe illallah, kim la ilahe illallah derse ve kefere bimâ yu'bedu min dunillah, ve Allah'ın dışında ibadet ederi reddederse hurime maluhu ve demuhu, onun malı ve kanı haram olur ve hesabuhu alallah, hesabı Allah'a aittir. Hesabı Allah'a aittir. Öyleyse kardeşler la ilahe illallah kuru bir söz değildir. La ilahe illallah mücerred bir söz değildir. Bu söz bir kıyamdır. Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'dan başlayarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ten bütün şirk toplumlarına bu sözle peygamberler göndermiştir. Bütün peygamberler bu sözü davet yapmışlardır. Şimdi biz şu hutbede konuştuklarımızı topluma götürdüğümüz zaman aynı düşmanlığı bizler yapmıyorlar mı? Aynı düşmanlığı bizler yapıyorlar. Siz ne diyorsunuz diyorlar. Siz de müşrik mi diyorsunuz diyorlar. Biz kimseye müşrik demeyiz. Biz ancak Allah'ın müşrik ismini verdiklerine müşrik deriz. Sen la ilahe illallah dediğin halde Allah'tan başkasından fayda ve zarar bekliyorsan, Allah'tan başkasından medet bekliyorsan,
sığınıyorsan, yardım talebinde bulunuyorsan, kurban kesiyorsan tabii ki müşriksin. Senden daha âlâ müşrik mi var? İnat edeceğine tövbe et. Hemen Allah'a dön. Tövbe kapıları açık çünkü. Vazgeç şirkinden, küfründen. Bu söz mücerim söz değildir. Bu söz cennetin vizesidir. Her kim ki cennet hayali varsa, her kim ki cennet hedefi varsa bu söze uygun bir şekilde, sıdk ile doğru bir şekilde yaşaması gerekiyor. Bu sözün şartlarını ve onu bozan hallerden uzak durması gerekiyor. Allahu Teala la ilahe illallah'ı kalbiyle, sıdk ile yerine getiren, diliyle doğru bir şekilde söyleyen ve ameliyle tevhidi bir hayatı yaşamayı bütün Müslümanlarla birlikte hepimize nasip etsin. Allahümme amin. Ekulu kavli hâdâ ve estağfirullâhe li ve lekum. Estağfiru ve tûbu ileyh ve huvel gafurur rahîm.